Son yıllarda dünya genelinde doğal kaynakların azalması, var olan kaynakların korunamaması veya israf edilmesi, doğaya ve insana zarar veren atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunu daha da önemli hale getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi, ülkemizde ham madde ve enerji israfının önüne geçilmesi konusunda önemli bir mesafe almasını sağladı. Karatay Belediyesi de sıfır atık projesinin başladığı günden bu yana önemli uygulamalara imza atarak geri dönüşüm konusunda önemli katkılar sağladı. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçenin özellikle yoğun ve işlek 30 noktasına kağıt, karton, plastik, cam, metalle, kompozit gibi geri dönüşümü olabilen atıkların konduğu atık geçici depolama üniteleri yerleştirdi. İlçede ortaya çıkan her bir atığın geri dönüşüme kazandırılmasını amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülke genelinde yapılan sıfır atık bilgilendirmeleri ve pek çok proje sayesinde vatandaşlarımızda güzel bir bilinç oluştu. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu projeye başından beri destek veriyoruz. Bugüne kadar sıfır atık ve geri dönüşüme dair birçok önemli projeyi de hayata geçirdik. Şimdi de ilçemizde özellikle hem vatandaşlarımız hem de esnafımızın yoğun olarak kullandığı 30 işlek noktaya atık geçici depolama üniteleri yerleştirdik. Amacımız kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması ve en önemlisi de çöp olarak görmediğimiz atıkların ekonomiye ve kullanıma geri kazandırılmasıdır, dedi.